Büyükşehir Belediyesi şehrin en büyük varlığı Hazreti Mevlana'nın 785. yıl önce gerçekleşen Konya'ya ilk gelişinin yıl dönümünü 5 gün sürecek geniş kapsamlı bir programla kutlayacak. Levent abiyi bir tanıtalım. Kesinlikle. Daha önce de katılmıştın birçok zaman programımıza ama şöyle kısaca hemen bir tanıyalım seni. Yeni dinleyicilerimiz de bilsinler Levent abimiz kim? Sesleri, sizler gibi gönülleri, gözleri, daha doğrusu Türk insanının olduğu her yerde gözü, kulağı, postun sesi, dostun sesi sloganıyla hitap etmeye çalışan gönüllü bir grubuz diyelim. Bizim gazetemizin kurucularından Türkiye Gazetesi kurucusu Sayın Enver Öner abimiz vefat etti. Geçtiğimiz hafta burada biz bir toplantı yapmıştık büyük abilerimizle, bu konuda emekleri geçenlerle. Enver Öner Bey abimizin çok güzel bir sözünü söylediler. Dediler ki %20 çalışın. %20 çalışın deyince herkes bir durdu. %80 insana emek verin. Gönüle yaklaşmaya emek verin. İnsan ilişkilerine emek verin. Ama göreceksiniz o %80 o %20'yi başarı getirecek. Şimdi konumuza bir anda bakıyorum da büyüklerimiz ne kadar doğru düşünmüşler. Peki senin için Mevlana ne? Evet, isminle bütünleşen sevgi, coşku, din büyüklüğü. Çeşitli din, mezhep, meşrep sahiplerini kendisine hayran bırakmış. Merhameti, insan sevgisi, tevazu, gönül okşayıcılığı, üstün vasıfları, mensup olduğu İslam dininin yüksek ahlak telakisini, zaten İslam dininin örneği. Hazreti Mevlana yalnızca bir şair değildi, yalnızca bir mütefekkir, insan düşüncelerine sahip bir hümanist olarak bakmayalım. Kendisi aynı zamanda İslam dinini çok iyi yaşayan, kendisinin şu sözünü düşünürsek, ben diyor Peygamber Efendimizin ayağının tozunun iziyim. Evet. Bundan harici beni algılamak yanlıştır. Benim için Mevlana huzurdur, maneviyatın en doğruğudur. Ben hakikaten Mevlana dediğiniz zaman gerçek hayattan sanki o anda anlık bile olsa uzaklaşıp huzuru bulduğum yerdir. Levent Bey'in de söylediği gibi ne olursan ol gel demiş Mevlana. Din, dil, ırk gözetmeden kendisine hayran bırakmış. O yüzden hakikaten çok çok büyük bir alim. Hakan Bey, hoş geldiniz programımıza. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben görevdeyken maalesef sizinle birlikte bir radyo programı yapmak mümkün olmamıştı. Şimdi mümkün olduğuna çok çok sevindim. En azından radyonuzdaki bu programlarınızı ben de paylaşabilirsem sevgili vatandaşlarımıza ne mutlu bana. Görevim süresince Zürih'te birçok vesileyi vatandaşlarımızın hafızalarını tazelemek için kullanmaya çalıştım. Eğer bazılarında sevgili vatandaşlarımızın aklında kalabildiyse benim için çok gurur verici bir olay. Efendim, benim için Mevlana öncelikle birçok din ve dünya kültürünün üstünde bir kişilik. Mevlana felsefe üstü bir kişilik. Ve çok geniş kitlelere yayılmış olan bir filozofi aslında Mevlana kişiliğinden öte. Ne güzel. Bir de Ahmet Bey'den dinleyelim Mevlana'sını. Efendim, iyi akşamlar Ahmet Bey. İyi akşamlar efendim. Mevlana, Yunus Emre ve çağdaşları, o günkü toplumdaki kırılmaları, ayrılıkları giderici mesajları var. Mesela Mesnevi'si baştan sona adeta bir İslam'ın yorumu, Kur'an'ın yorumu olarak değerlendirebiliriz. Kendisi de öyle söylüyor. Ben sağ olduğum sürece diyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tozunun toprağıyım ve benim yolum diyor, Kur'an yoludur diyor.
Yani bu yönüyle bazen Mevlana'yı hümanizmle karıştırıp adeta herkesi kucaklıyormuş gibi düşünenler olabilir. Ama onun yolu İslam'dır. Onun yolu Kur'an'dır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisidir, muhabbetidir. Tabii bunun içerisinde herkes istediği şeyi buluyorlar. Mesela onun tövbeni bir defa bozmuş olsan da yine gel, işte kafir olsan da, putperest olsan da. Burada kastedilen hoşgörüyü anlatıyor. Yani insan Allah'tan la teknatü min rahmetillah diyor ayet-i kerimede. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Yani ümitsiz olma. Gel, hatanı, kusurunu itiraf et. Allah'a yönel anlamında. Hazreti Mevlana'nın çok büyük bir din alimi olduğunun yorumlanması gerektiğinden söz açmıştık. Sizler de bunu teyit ettiniz. Hakikaten çok büyük bir din alimi. Kendisi aynı zamanda Mesnevi ile, yani tamamen yol, zaten sizin söylediğiniz gibi ben Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayağının tozunun iziyim diyerek İslam aleminde en güzel yerde en iyi izleyenlerden biri olduğunu zaten göstermiş. Evet, değerli Postun Sesi izleyenleri, bu akşam da çok değişik bir konseptle karşınıza geldik. Ellerine, emeklerine sağlık. Schaffhausen'de Radyo Mulut program yapımcısı Serhat Köroğlu ve Serpil Selvi Hanım'la birlikte senin için, benim için Mevlana konusuyla birlikte bir röportaj yaptık. Daha sonrasında kendilerine mikrofonu verelim bakalım. Biraz da onlar radyomu not anlatsınlar. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz Levent Bey. Evet, bugün stüdyomuzda konuk oldunuz, canlı yayına katıldık hep birlikte. Hakan Bey, eski Zürih Başkonsolosu, telefon bağlantısıyla katıldı. Ardından Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Bey, sağ olsun, onlar da katıldılar. Radyo Muno Türkiye Özlemi programı gönül frekansıdır diyoruz. O şekilde herkesin evinde misafir oluyoruz her perşembe akşamı saat 20-21 arası. Radyo Munot Türkiye Özlemi programı 1980'li yıllardan beri bugüne kadar canlı yayın, Türkçe yayın yapan bir radyo programı. Tabii günümüzün imkanlarıyla, sosyal medya ile birlikte daha geniş bir kitleye seslenebiliyoruz. Bu da tabii daha böyle motive edici bir program haline geliyor bizler için en azından. Bu programı da iki seneyi aşkındır yapıyoruz Serhat'la beraber. Açıkçası başta gönüllü olarak başladım ki bu teklif geldiği zaman ilk etapta ben heyecanlı bir insan olduğum için acaba nasıl yapabilir miyim diye düşünürken heyecanımı yenemesem de hala dünkü gibi heyecanlıyım. Çünkü dinleyicilerimiz de çok az sayıda dinleyiciyle başladık ve şu anda inanılmaz çok dinleyici kitlemiz var. Türkiye'den, yurt dışından birçok yerden dinleniyoruz. Bu da gönül dostlarıyla birlikte güzel oluyor. Tek başınaki kişiyle güzel olmuyor. Biz mikrofonun başında konuşuruz, kimse duymaz. Bu da zevk vermez. Biz çok zevk alıyoruz. Herkesin sesi olmaya ve biz kendi sesimiz olmaya burada hoş bir an yaşıyoruz. Bir saat de olsa güzel bir program diyeyim. Yani biz gönlümüzü koyduk.